Evet millet, artık bundan sonrası bizim için yokuş aşağı olacak. Bayağı yokuş aşağı olacak. Çünkü kısa bir video ile tahmin ediyorum ki olayı sonlandıracağız. Çünkü konsolidasyon ne demek olduğunu ben sana anlattım. Takipledik. Borçların borç sözleşmesinde vade hükümlerine aykırı olarak yönetilmesidir. Olayın vadesel boyut olduğunu söyledik. Kısa vadeli borcun uzun vadeli borcu çevrilmesidir ifadesini kullandık. Olağanüstü dönemlerde yapılacağını, devlete olan güveni sarsacağını ve gelecek dönemdeki borçlanmayı zorlaştıracağını sizlere aktarmış olduk. Konsolidasyondan yeni bir borç söz konusu olmamakta, eski borç miktarı değişmeksizin süresi uzamaktadır ifadesi var. Ana para miktarından bahsediyor. Böylece devlet borç sözleşmesinde vadelerle oynayarak sözleşmenin devamlılığını sağlamaktadır. Vade bazlı hareket edip sözleşmenin devamını ne yapıyoruz? Sözleşmenin devamını sağlıyoruz. Arkadaşlarım, burada küçük bir karşılaştırma var ki ben o karşılaştırmayı size zaten aktardım. Konversiyon ve konsolidasyonla ilgili konuştuğumuz bir ifade idi. O yüzden burayı geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, konversiyonu anlatırken size yapılma yöntemlerinden bahsetmiştim. Yani cebi olabilir, yarı cebi olabilir, ihtiyari olabilir. Burada cebri ve de ihtiyari ifadeleri var. Birincisi cebri konsolidasyon, aynı. Yani devlet konsolidasyonu yapar, sen de eyvallah paşam dersin, hayatına devam etmek zorunda kalırsın. Başka bir alternatifi yoktur. İkide ihtiyari. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir, kabul etmeyerek elindekini muhafaza etmeye devam ediyordun. İki, ana para ödemeni, erken ödemeni talep edebiliyordun. Bu da bir ihtimal olarak ifade edilmekte idi. Arkadaşlar, konsolidasyonun sonuçlarından bizlere bahsediyor. Diyor ki konsolidasyonun sonuçlarında borcun vadesi uzay. Okey. Faizi artırır. Okey. Uzun dönem borçluluğu artırır. Okey. Devlet borçlarının uzun vadeli plana bağlar. Tamam. İç borcu konsolide edersen deflasyonist. Dış borcu konsolide edersen enflasyonist. Tamam. Kısa dönemde kamu dengelerinde bir rahatlama sağlar. Kısa vadede rahatlatır, okey. Devlet borçlarının uzun süreli ödeme planına bağlanması olarak da ifade edilecektir. Kastedilen mevzu bu. O yüzden hani bunların hepsini sana anlattığım için ilk başta söyledim, yani çok uzun bir video olmayacak bundan sonraki kısımlar. Çünkü buraları biliyorsun. Cebri derdinde ne oluyor, ihtiyari derdinde ne oluyor, bunların hepsini farkındasın. Arkadaşlarım, başlığım, yeni başlığım, borcun sona ermesi ve borcu sona erdiren hal. Borcun sona ermesinde vadesi olan borcun ödenmesi ifadesi de bizleri karşı karşıya bırakıyor ve burada dikkat edilmesi gereken bir cebri ödeme. Cebri ödeme. Cebri ödeme dediği şey şu: vade belli mi? Belli. Ödenecek tutar belli mi? Belli. Vade dolduğunda ödeme işlemini yaparsın, olay senin için tamamlanmıştır, olay senin için bitmiştir arkadaşlar. Hangi sözleşmede, hangi tarih belirtilmişse borcun ana parasını öder, olay bizim için biter. Cebri'de herhangi bir şey yok. Mevzu ihtiyari ödemede, yıldızlı olanda zaten o. Ebedi borçlar, itfaiye tabi olmayan, ebedi, devamlı diye ifade ettiğimiz bir kavramdı. Ne yapıyorduk orada? Devlet ana parayı ne zaman ödeyeceğini bilmiyordu. Kendisini ne zaman iyi hissederse, kendisini ne zaman uygun hissederse o zaman ana para ödemesini yapacak. Ancak faiz ödemelerini düzenli icra edecekti. Kastettiği bu. Ebedi borçlarda karşımıza gelen bir durumu bizlere ifade eder. Peki hocam, nasıl ödenir? Bir toplu ödeme. Arkadaşlar, bono gibi düşünün. Tek seferde baki kalanı bırakmadan ana paranın tamamının ödenmesi olarak da yorumlayabilirsin. İki, kademeli ödeme. Bak, bunu bono gibi düşün. Kademeli ödemeyle tahvil gibi düşün can dostum. Tahvilde ne yapıyorduk? Yıl bazında tertipler halinde çıkartılıyordu. İşte kastettiğim mevzu aslında bundan ibarettir. Doktor Price yönteminden bahsediyor. Arkadaşlar, bir dönem uygulanan ancak çok da etkili olmayan, devletin ayrı bir fonda parasını biriktirmesi ve devletin kendi çıkardığı tahvilleri satın alması, böylelikle vadesi dolduğunda faiz gelirini tekrar devletin elde etmesinden bizlere bahsediyor arkadaşlar. Yani sağ cebinden alıp sol cebine koyma gibi de düşünebilirsiniz bunu.
burada dikkat etmemiz gereken bir etkiden bahsediyor. Rashad etkisi dediğimiz bir etki var. Rashad etkisi zenginlik göstergesi olarak da ifade edilen bir kavramı bizlere vermekte. Diyoruz ki borcu vadesi gelmeden ödenmesi durumunu ifade eder. Vadesi gelmeden borcumuzu ödüyorsak burada Rashad etkisinden ne yapabiliriz? Rahatlıkla bahsedebiliriz. Zenginlerde görülen bir durumu bizlere ifade etmektedir. Ve en sonunda da monetizasyon yolu ile ödeme. Monetizasyon ne demekti? Kamu harcamalarını dinleyen arkadaşlar bunu biliyorlar. Kamu harcamasını dinlemeyen arkadaşlar bunu bilmiyorlar. Arkadaşlarım, monetizasyon dediğimiz olay devlet iç borçlarının para basılarak ödenmesidir. Para basılarak ödenmesi olarak ifade edilir. Devlete borcum var, devletin daha doğrusu piyasaya borcu var, iç borcu var. Bu iç borcunu kasada para yokken ne yapıyoruz? Para basarak ödüyoruz. Ancak problem şu, bas parayı piyasaya ver. Daha önce de çok konuştuk bunu. Kahvedeki dayıların çözüm yöntemidir bu. Ya zaten tek elimizde değil mi diye, bas o zaman ver piyasaya. Hatta bırak kahvedeki dayıları, bazen çikolatin programlarında bile tak bir 10 milyar daha gibi ifadelerle bizleri karşı karşıya bırakan kısımdır. Enflasyona sebep olur arkadaşlar. Böyle bakıldığı gördüğü kadar da kolay bir mevzu değildir. Ama çok zorunda kalırsak böyle de borcu ödeyebilir miyiz? Çok zorunda kalırsak böyle de borcu ödeyebiliriz. Ama satın alma gücünü giderek ne yaparız? Satın alma gücünü giderek otomatikman ortadan kaldırmış oluruz. Çekli ödeme, zora dayalı, ihtiyari, ara parayı ne zaman istersen o zaman vereyim. Toplu, bono, kademeli, tahvil, Dr. Price'da kendi çıkardığı tahvilleri kendisi satın alıyor devletin. Faiz de kendisi elde ediyor. Rashad etkisinden bahsediyor. Borcun vadesi gelmeden ödenmesi durumu. Monetizasyon yoluyla ödeme. Özellikle iç borcun para basılarak ödenmesi durumunu bizlere ifade etmektedir. İki, otomatik itfa dediğimiz bir olay. Arkadaşlarım, otomatik itfa dediğimiz olay da olması gereken şartlardan biri hiperenflasyon dediğimiz ya da yüksek enflasyon dediğimiz bir uygulamadır. Bizi yüksek enflasyonist ortamlarda karşımıza gelen bir durumdur. Otomatik itfa demez, borcun parasallaşması ifadesini de kullanabilir. Para cebinden çıkar, aynı nominal değerdir, onda bir değişiklik olmaz. Ama gel gör ki öyle yüksek enflasyon vardır ki paranın piyasada herhangi bir değeri, paranın piyasada herhangi bir önemi kalmamıştır. Yani şey dersin ya, 50 lira 5 liraya döndü, benzer bir uygulama vardır. Bunu sana derslerde şöyle aktardım genel itibariyle. Dedim ki kardeşim bak, ev kredisi çekiyorsun. Sabit ödemeli bir ev kredisi çekiyorsun. 10 yıl vadeli bir ev kredisi çekiyorsun. 10 yıl vadesi olan bir kredi var ve 1000 TL ödemem var. Arkadaşlarım, 2020 yılında 1000 liranın piyasadaki değeriyle 2030 yılında 1000 liranın piyasadaki değeri aynı değildir. Bizim, evet cebimizden çıkan hala 1000 liradır ama reel anlamda, reel faiz anlamında, reel borçluk anlamında ciddi bir azalmayla karşı karşıya kalmaktasın. Kastettiğim mevzu aslında bu. Ayrıca 2020 yılında sen 2000 lira maaş alıyordun. Bir de olaya böyle bak. 2000 lira maaş alırken 1000 lirasını krediye veriyordun. Şöyle %50'sini krediye ödüyordun. Ama gel gör ki 2030 yılına geldiğinde sen 10.000 lira maaşla çalışan bir personel oldun. Senin ödediğin kredi tutarı hala 1000 lira. Ama burada %50'sini veriyorken burada %10'unu veriyorsun. O 1000 liranın değeri 2020'deki gibi değildir. Çünkü maalesef yüksek enflasyon ülkenin parasını reel anlamda azaltmıştır. Reel anlamda azaldığı için negatif bir durumda otomatik itfa ya da borcun parasallaşması durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Kastedilen mevzu aslında tam anlamıyla bundan ibarettir. Burada yazan ifadeler aslında bize bunu vermektedir. 3 numarada borcu redi ve moratoryum var. Bunu daha önce konuştuk.
Borcun reddinde tek taraflı olarak borç sözleşmesini iptal ediyorsun. Diyorsun ki benim sana böyle bir borcum yok. Ama moratorium dediğimiz olayda kardeş borcum var, ben bu borcu kabul ediyorum. Okey? Ancak şu an ödeyecek durumda değilim. Ona göre bir şekillendirelim vadeyi, faizi, yapıyı ona göre bir plana bağlayalım şeklinde bir yorumu bizlere verin. Borcun reddinde olabilmesi için özellikle siyasi rejim değişikliğinin olması gerektiğini de daha önce sizlerle ne yaptık? Daha önce sizlerle konuşmuştuk arkadaşlar. Pekala, borç rasyoları. Arkadaşlar rasyo tamamen matematiksel bir kavramı bizde ifade eder. Borçla alakalı matematiksel bazı kavramlar karşımıza geliyor. Burada çok açık konuşmak gerekirse benim çok fazla yapabilecek bir şeyim yok çünkü tamamen mevzu formülsel bazda hareket ediyor. Hani bunları sayısal sorularıyla hafızam beni yanılmıyorsa karşılaşmıyoruz arkadaşlar sınavda. Ama bazı kaynaklarda test kitaplarında bunlarla alakalı sorular da var. Orada çözerken açarsın bakarsın evet buymuş şeklinde formüle bakıp ona göre hareket edebilirsin. Nazire tavsiyem böyle aran aran bu şu demek şu şu demek gibi ezber yapmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Toplam borç stoğundan bahsediyor. İç borç, sizden 1000 lira borç aldım kastettiği o. Dış borç, IMF'den de 100 lira borç aldım. 1100 lira toplam borç stoğuma kastedilen o. Toplam borç yükü. Borç yükünü oransal olarak ifade edeceğim. O zaman oran olarak ifade etmek için bir şey ne yapmam lazım? Bölmem gerekiyor. Toplam borç stoğumu neye veriyorum? Gelirime veriyorum güzel kardeşim. Yani benim 1100 lira borcum var ama benim gelirim kaç para? Ona oranladığımda toplam borç yükümü bulmuş oluyorum. Toplam borç servisi yani parayı ödemeyle bağlantılı biraz karşı karşıya bırakacak bizi. Toplam borç stoğunun artı faiz ödemesiyle toplanması. Yani biz sadece ana parayı düşünmeyeceğiz borç olarak. Faizi düşüneceğiz. Bankadan kredi çektiğinde 60 bin lira çektim kredi. Kardeş 60 bin lira borcun yok senin. Çünkü sen onu 84 lira olarak ödeyeceksin. Senin borcun aslında 84 lira. Kalkıp da 60 lira olarak kendini avutma. Bir ana paran var, bir de aynı zamanda faiz ödemen var. Ancak 4 numarayla 5 numaraya dikkat et. Dış borç servis olarak. Tanımını soracak sizlere. Alınan dış borcun ana para ve faiz ödemelerinin ihracat gelirleriyle oranlamlı sonucu durum. Yani IMF'den borç para aldın. Ana para ve faizi öderken bunun ne kadarını IMF'ye ödediğin paranın ne kadarını ihracat gelirleriyle finanse ettin. Kastettiğim mevzu şu. Dış borcu dışarıdan aldık, dış ülkelerden aldık ya. İhracatı da nihayetinde dışarıya mal satıp dışarıdan gelen bir para olarak düşünürsek dışarıdan geleni dışarıya verme oranı olarak da ifade edilir. Ancak burada eğitim bazen sorularında, şıklarında daha doğrusu dış borç servis oranı değil de sadece borç servis oranı olarak da verebiliyor. Orada küçük bir hata olabilir. Dış borç servis oranı, dış borç ana para ve faiz ödemelerinin ihracat gelirlerine bölünmesi sonucudur. Ve 5 numarada borç çevirme oranı dediğimiz bir ifade var. Alınan borcun ödenen borcu oranlanması. Bu coğrafyada yaşayan, bu ülkede yaşayanlar bunu çok iyi yapıyor. Bir yere kadar çok çok iyi yapabiliyor. Borç al öde, borç al öde, borç al öde. Ne diyoruz hepimiz? Kardeşim borçlanmalar olmuyor ki ya. Bir önceki jenerasyona baktığımızda annelerimiz, babalarımız tasarruflarını çok iyi yapıyorlardı. Belki bizim kadar imkanları olmadığından, gezme tozmalar olmadığından, ev alıyorlar kredisiz, araba alıyorlar kredisiz, bilezik yapıyorlar kredisiz. Bunları yapabiliyorken, şimdi bizler çok daha fazla para kazanmamıza rağmen borçsuz hiçbir şey sahibi olamıyoruz arkadaşlar. O yüzden biz alınan borçlara neden borcu ne yapacağız? Oranladığımızda borç çevirme oranından bizlere bahsediyor. Ve burada bir oran var. Bir oranı. Arkadaşlar buradaki bir oranı bizim için %100'lük kısmı veriyor. Baktığımız zaman eğer bu oran birden küçük olduğu sürece bu bizim için olumlu. Yani borç stoklarımız ne yapıyor? Azalıyor. Ödediğim daha fazla oluyor. Diğer tarafta birden büyük olduğu sürece ise borç stokları artar. Yani baktığımız zaman 1.25 mi çıktı? Kardeşim 0.25 için artı ilave ne alman gerekir? Borç alman gerekir. Böyle bir problem var. Ama diyelim ki 0.75 mi çıktı? 0.75 çıktıysa seni
aradaki 0.25 kadar borç stokları ne yapacaktır? Borç stokları azalacaktır. O yüzden bizim maksimum kriterimiz 1 olarak ne yapılabilir? İfade edilebilecektir. Ve arkadaşlar, devlet borçlanmasının son başlığı olarak ifade ettiğimiz kavram, borçlanmanın kuşaklar arasındaki dağılımı ifadesidir. Yani borç yükü gelecek nesillere geçiyor mu, geçmiyor mu? Nasıl değerlendireceğiz, nasıl yapacağız? Onlardan bizlere bahseder ki, klasik iktisadi görüşü ben sana anlattım. Öne çekilmiş halinden kastettiği şey, iskonto edilmiş hali olarak ne yapılabiliyordu? İfade edilebiliyordu. O yüzden özellikle gelecek nesiller üzerinde bir yük var mı? Gelecek nesiller için kesinlikle bir yük meydana getirir arkadaşlar. Çünkü borcun vadesi dolduğunda neyle ödeyeceğim onu? Ekstra vergilerle ödeyeceğim. Benim üzerindeki yükü arttıracaktır. Kastettiği mevzu bu. İki numara, yıldızlı Ricardo'cuk denklik teoreminden bahsediyor. Nerede o? Rasyonel beklentiler ifadesine özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Orada göremedim, boş ver onu. Rasyonel beklentiler bizim için önemli. Bunun anahtar kelimesi bu. Ricardo diyor ki insanlar rasyoneldir. Devleti de şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim sen haybeye diyor borçlanmayı öne çekme. Yani Ricardo ne demişti ilk ünitede, ilk özette, ilk videoda, çok şükür sonunda buldum. Yaşlılar gibi oldu. Benim halam öyleydi mesela. Hani isim söylerken Ozan, yok. O, bu, Okan. Dördüncüde falan buldum. Benimki daha yakın meseleye döndü. Biz ilk ünitede, ilk videoda arkadaşlar, Ricardo borçlanmayı nasıl ifade etmişti? Şu şekilde ifade etmişti. Demişti ki, vergilerin öne çekilmiş hali olarak ifade edilir. Bu muydu? Yoksa vergilerin ertelenmiş hali miydi? Vergilerin ertelenmiş hali olarak ifade ettiği bir kavramdı. Ve burada arkadaşlarım şunu söyler. Der ki boşuna vergileri ertelemem. Gerek yok. Gel şimdi vergi yap. Boşuna borcu, vergi bunlarla uğraşma. Bunlara ihtiyacın yok. Çünkü karşındaki birey rasyoneldir. Yani rasyonel demek nedir? Rasyonel demek akılcıdır. O yüzden ha vergi, ha borçlanma, değişen bir şey olmayacaktır. Neden? Sen bugün piyasadan borç alırsan bireyler rasyoneldir. Rasyonel olduğu için şunu düşünün. Lan bu devlet benden bugün borç aldı, piyasadan borç aldı. Gelecek nesillerde bu borcu öderken benim vergi yüküm arttıracak. Vergi yükümün artacağını bildiğim için gelecekte şimdiden tasarruflarımı ne yapıyorum? Artırıyorum. Şimdiden tüketimlerimi ne yapıyorum? Azaltıyorum. Çünkü ben neyim? Çünkü ben rasyonel bir bireyim. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Ricardo'nun denklik teoremi. Ha vergi, ha da borçlanma. Değişen bir şey olmayacaktır. Çünkü bugünkü nesil tüketimlerini ve tasarruflarını arkadaşlarım ona göre değiştirecek ve gelecek nesillere herhangi bir borç yükü bırakmayacaktır. Çünkü bunlar akıllı varlıklardır. Akıllı yaratıklar olarak ne yapar? İfade eder. Üç numarada Keynes karşımıza gelir. Modern maliyeci olarak ifade edilir. Arkadaşlar biliyorsunuz borçlanmayı doğal olağan olarak kabul ediliyordu. Hatta ilk olağan olduğunu söyleyen Abelard olarak da karşımıza gelmekteydi. Mali politikası aracı olarak kullanır mı? Kesinlikle kullanır ama borçlanmada özellikle dikkat etmen gereken anahtar kelime refah etkisine bakar arkadaşlar. Yani aldığın borcu piyasadaki karşılığından bahseder. Şimdi borçlanmayı mali politikası aracı olarak kullanıyoruz ya. Ben devlet olarak borç aldım. Dünya Bankası'ndan adam IMF'den borç aldım. Bunu nereye aktaracağım? Piyasaya, kamu harcaması olarak aktaracağım, aktaracağım. Kamu harcamam arttığı için piyasada nasıl bir etki olacak? Genişlemeci bir etki olacak. Genişlemeci bir etki olduğu için de bireylerin refah seviyesi ne yapacak? Bireylerin refah seviyesi artacak. O yüzden borcum var ya da borcum yok. O kişi için çok da önemli olmayacak. Önemli olan onun kişide yaratmış olduğu refah etkisidir. Bunu derslerde şu şekilde örneklerle veriyorum. Bakın nasip olursun diyorum.
Sizler birer memur olduğunuzda, iyi maaşlarla işe başladığınızda kızların yapacağı fiş şeyler vardı hatırla hemen, gardıraplar yenilecek. Erkeklerin genelde aklına ilk gelen araba alalım. Şimdi güzel bir araba evlendiğinde ya da güzel kıyafetler giyindiğinde kredi kartı borcunun asgarisini ödemişsin, çok da önemli değil. Tamamını ödemişsin, çok da önemli değil. Önemli olan kıyafeti giydiğindeki motivasyondur, refah etkisidir. Arabaya bindiğindeki refah etkisi ayrılma şimdi ödeyeceğim 1000 liralık krediden çok daha yüksektir. Keynes de bize bunu söylüyor. Önemli olan refah etkisidir diyor. Ayrıca gene Domar dediğimiz iktisatçımız bize diyor ki borçlanmanın getireceği yükün pek bir önemi yoktur. Borç aldın ya da almadın çok da mühim değildir. Önemli olan borçlanmanın milli geliri arttırıp arttırmayacağıdır şeklinde bir yorumla bizleri karşı karşıya bırakır. Dördüncü ve son ifadede ise refah iktisadından bahseder ki derslerde de uyarırım. Buradaki refah iktisadı FIBO ile bağlantılı ama Keynes'teki refah etkisini sorularda, tanımlarda refah etkisini görüyorsun. Soruda refah etkisini veriyor. Altta da cevap çak FIBO'yu koyuyor mesela. Tamam ya refah iktisadı diyorsun. Gidiyor. Dikkat, mevzular birbirinden farklı. Burada lütfen uyuma. FIBO şunu söylüyor. Diyor ki alınan iç borcu gelecek nesiller üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Neden? İç borcu devlet aldıysa faiz ödemesini de kime yapacaktır? İç piyasaya yapacaktır. Faiz ödemesini iç piyasaya yapacağı için para içeride kalacak ve herhangi bir şekilde yük falan olmayacaktır. Esas yük nedir? Esas yük dış borçlanma olarak ifade edilir. Neden? Çünkü aldığın dış borcun faizini nereye ödeyeceksin? Faizini dışarı ödeyeceksin. Bu da ister istemez içerideki paranın dışarıya gideceğini, hatta bunun gelecekte vergilerle finanse edilmesi gerektiğinden bizlere ne yapar? Bizlere bahseder arkadaşlar. Bunu da refah iktisadında FIBO bize bu şekilde ifade etmektedir. Şimdi arkadaşlar evet, normal derse baktığımız zaman bu tarz slaytlar değil, daha ferah, daha aydınlık bir ortamla karşı karşıya kalıyoruz. Daha böyle diyaloglu, monolog değil de diyalog bu şekilde devam eden daha zevkli, daha keyifli derslerle karşımızda olduk ya da oluyorduk diye de ifade edelim, çift taraflı düşünelim. Ancak maalesef ilk videoda söyledim, şartlar bunu gerektiriyor. Slide üzerinden bu şekilde devam edeceğiz. Esas notların kesinlikle yanında açık olsun. Onlar üzerine gerekli eklemeler, çıkartmalar ya, gene takıldığım bir nokta olursa, anlaşılmayan bir yer olursa, o zaman arkadaşlarım bana özelden ulaş, ben sana gerekli açıklamayı yaparım. Devlet borçlanmasını bitirmiş olduk arkadaşlar. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Herkes için zor bir süreç. Bir de şu anda Ramazan'ın da getirmiş olduğu bir takım zorluklar olabilir. Uyku düzenim bozuldu, işte yeme düzeninde problemler var, işte sigara içemediğim için daha agresif oluyorum gibi çeşitli diğer faktörler de işin içerisinde dahil ediliyor ama ne olursa olsun lütfen senden ricam bırakma. Neden bırakma diyorum, bak bu ile ilgili gelir uzman yardımcısıyla ilgili çeşitli değişiklikler oluyor. İşte 5 katına çıkarma durumu ya da diğer tarafta baktığımız zaman 5 il tercih etme durumlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir ihtimalimiz var. Evet, hep müfettişlik haliyle başladığımız bu yolda en son bu olsun benim olsuna dönebiliyor mevzu ama baktığınız zaman işin ucunu bırakmayan arkadaşlar daha önce de söylerim illaki iyi kötü bir yerlere geliyor. Senden tek ricam artık şu bahanelerden kurtul. Varsa programında bir hata, varsa yanlış giden bir şeyler bana ulaş. Çok net söylüyorum sana. Ulaş bana elimden geldiğince nacizane tecrübelerimle sana yardımcı olmaya çalışayım. Hatalı olan yerler varsa onları biraz daha törpüleyelim ve bu süreci iyi değerlendirelim. Hocam zaten bitti, dershane açılacak falan. Ya boş ver, dershane açıldığında zaten problem yok. Geleceğiz, anlatacağız. O çok ayrı bir şey ama en azından burada 3 haftalık daha bir süreç var. Bu 3 haftalık süreci ne yapmamız lazım? İyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler dilimiz döndüğünce hocalarımız olarak sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Bir mücadelemiz var. Sizlerden ricam bu mücadeleye ortak olmanız. Her zaman söylerim, tüm derslerimde de söylerim. Hesap günü gelecek. Ailenle yüzleşeceksin, karşı karşıya kalacaksın. Lütfen şu virüs senin bahanen olmasın. Evet belki aileni inandırabilirsin,
ya işte virüs vardı baba, virüs vardı anne, işte dershanede gidemedik o yüzden böyle oldu. Bir sene daha gitsem efsane olurdu, virüs olmasa 10 numara 5 yıldız olurdu. Bazı arkadaşlarımız hala çok iyi çalışıyor, bak çok net söyleyeyim size. Bazı kesim kopmadı, tabii ki aksamalar oldu, safsaklamalar oldu ama kopmadı. İyi çalışan bir kitle var. Sen de o kitlenin içerisine lütfen dahil ol. En azından gelir uzman yardımcılığı sınavına gir. Evet belki KPSS'de istediğin performansı gösteremeyebilirsin güzel kardeşim ama kurum sınavına çok iyi çalışırsın ve kurum sınavına iyi çalıştığın için sorular da belli olmaz. Bildiğin yerlerden gelir. Heyecan yapmasın ve böylelikle KPSS'deki açığı kurum sınavıyla çok rahatlıkla kapatabilirsin. Böyle bir şans var önünde. Bu şansı lütfen iyi değerlendir. Ve size şunu söylemek istiyorum son olarak. Bakın özel sektörün hali ortada. Görüyorsunuz yani bizlerin de hali ortada. Ne olduğumuz, ne olacağımız asla asla bilinmiyor. Ama devlet öyle değil. Devlet bambaşka. Şu anda devlet memurları Allah'a şükür olsun ki maaşları tıkır tıkır alıyorlar. Sen de bu sürecin içerisinde dahil ol. Sen de ilerleyen periyotlarda mağdur olmayan kesim içerisinde ol. Bunun için de yapman gereken tek şey var. Bırak artık şu bahaneleri ve ders çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Nasılsa borçlanmayı bitirdik. Bundan sonraki bölümleri de gene vaktimiz el verdiğince sizlere slide şeklinde dershane açılıncaya kadar aktaracağım. Ondan sonra gerek sorularla gerek anlamadığın yerlerde birebir konuşmalarla, ders içerisindeki anlatımlarla sizlere bu konularda yardımcı olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.